Merhaba sayın seyirciler, Yakın Plan'a hoş geldiniz. Birazdan bu haftanın programını sunacağız. Fakat isterseniz ekranın sağından arşivden başka bir programımızı seçerek izlemeye devam edebilirsiniz. Bu haftaki Yakın Plan'a alacağımız konu Mısır'daki ayaklanmalar. Mısır'da neler oluyor? Mısır nereye doğru gidiyor? İlk önce Ankara'daki stüdyomuzdaki Orta Doğu uzmanı sayın Zehra Yılmaz'a bağlanıp uzmanımızın yorumlarını alalım. Merhaba Sayın Zehra Yılmaz, hoş geldiniz. Mısır'daki son gelişmeler için bize neler söyleyeceksiniz? Trendlerin değişmesi açısından şu anda bir yorum yapmak için daha erken görünüyor. Müslüman kardeşlerin başını çektiği muhalefet henüz iktidara hazır değil ve ülkenin yönetimi için bir planları yok. Bu yüzden ordunun hangi tarafı tutacağını beklemek ve göremek gelecek için öngörülen en iyi tahmin. Zehra Yılmaz, teşekkür ederiz. Programımız için de zaman zaman size bağlanarak görüşlerinize başvuracağız. Şimdi Mısır'daki gelişmeleri baştan hatırlayalım ve bu sürece nasıl gelindi yeniden bir bakalım. Mübareke deviren gösterilerin merkez üssü Tahrir Meydanı'nda ise devrim sürüyor. Protestocular iktidarı devralan orduya 4 maddelik muhtıra verdi ve olağanüstü halin kaldırılmasını istedi. Tahrir Meydanı'nda 18 gün süren aralıksız gösterilerin ardından devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in istifa etmesini sağlayan muhalefet, şimdi de yönetimi devralan generallere muhtıra verdi. Muhalefet, 4 maddelik muhtırasında ülkede 30 yıldır devam eden olağanüstü halin kaldırılmasını, siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını, askeri mahkemelerin lağve edilmesini ve geçiş sürecinde ülkeyi yönetecek hükümete muhalefetin de dahil edilmesini istedi. Aralarında Müslüman kardeşlerinde bulunduğu muhalefet parti ve örgütleri olağanüstü halin kaldırılmasında ısrar ediyor. Yürürlükteki olağanüstü hal uygulaması polise gerekçesiz ve süresiz tutuklama yetkisi tanıyor. Askeri mahkemelerde geniş yetkilerle ülke güvenliği gerekçesiyle sivilleri de yargılıyor. Siyasi tutukluların serbest bırakılması talebi özellikle Müslüman kardeşlerden geldi. Mısır cezaevlerindeki Müslüman kardeşler üyesinin sayısı binlerle ifade ediliyor.